genel izleyici. Programımıza başlarken hepinize çok saygı ve sevgilerimizi sunuyoruz. Bugünkü programımızda sizlerle beraber Volkswagen'in yeni Tiguan hakkında konuşmaya çalışacağız. Tiguan gerçekten de Volkswagen için çok önemli bir ürün. Ayrıca dünyanın en çok satan SUV modellerinden bir tanesi ve Avrupa'nın en çok satan SUV modeli. Tabii bunları söyledikten sonra biraz rakamlardan da bahsetmem lazım. Ben hatırlıyorum, 2007 senesinde Frankfurt Fuarı'nda Almanya'da Volkswagen ilk kez Tiguan'ı göstermişti. O sene sonuna doğru imalata başladı ama esas olarak 2008 yılında imalata başladığını söyleyebiliriz. Yani 12 senelik bir geçmişi var Volkswagen Tiguan'ın, ama bu 12 senelik geçmişte 6 milyondan fazla Tiguan'ın satıldığını görüyoruz. Avrupa'ya baktığımızda mesela 2019 yılına sadece baktığımızda bir yılda 911 bin tane, yani 1 milyona yakın Volkswagen Tiguan'ın satıldığını görüyoruz. 4 adet fabrikada imal ediliyor Volkswagen Tiguan tüm dünyada. ...2007 yılında başladı ama 2011 yılında önemli bir makyaj geçirdi. Daha sportif bir tasarıma sahip oldu. Ama 2015 yılından bahsetmek istiyorum fazla uzatmadan. 2015 yılında Tiguan'da çok köklü bir değişiklik oldu. Sizlerle birkaç kere bunu konuşmuştuk. Volkswagen'in enine motorlu, önden çeker veya dört çeker otomobiller için geliştirdiği MQB, yani enlemesine motorlu araç platformu olarak adlandırabiliriz bunu. Tiguan da 2015 yılında bu platforma dahil oldu. Elektronik güvenlik destek sistemleri açısından başka bir noktaya geldi MQB platformuna dahil olduktan sonra. Tabii ki dinamik karakteristikleri hem performans açısından hem frenaj, süspansiyon açısından, özellikle de kabin iç sessizliği açısından, yani önemli teknolojik grup gelişmelerinin hepsini Tiguan kazanmış oldu MQB platformuna girerek. Biz de otomobili yeni aldık. Yaklaşık 200 kilometre kadar kullanma imkanı bulduk. Yeni Tiguan'da bazı değişiklikler var. 3 tane gruba toplayabiliriz. Bir tanesi otomobilin ön tasarımı, bir tanesi içeride bilgi eğlence sistemindeki teknolojik olarak çok büyük gelişim. Aslan payı bence otomobilin elektronik güvenlik destek sistemlerinde, yani sürücüye yardımcı olan, esasında otonom sürüşün alt grupları olan sistemlerin otomobilde fevkalade gelişmiş olması. Uzunluğu 4,5 metreye yakın olmasına rağmen koltuklar yattığında 1655 litrelik çok büyük bir bagaj hacmine ulaştığını görüyoruz. Esasında bu işte söylemeye çalıştığım SUV'lerin özelliği, yüksek olduğu için otomobiller hem iç hacim olarak hem de bagaj olarak çok büyük volümlere ulaşabiliyorlar. Hafta içinde işte kullanılabildiği gibi hafta sonunda sportif faaliyetlerde de kullanan insanlara büyük avantajlar sağlamakta. Çok kısa bir ön tasarımını değerlendirmek istiyorum. Esasında şunu söylesem, Volkswagen meraklıları anında beni çok iyi anlayacaklardır. Ön tarafı yeni Volkswagen Touareg'e çok benzetilmiş. Bu da tabii ön tarafın hem daha geniş hem de inanın bana çok prestijli görünmesini sağlamış yeni tasarım felsefesi. Birkaç detayını da vermek istiyorum. Daha geniş bir ön kaputtan ve daha yüksek konumlanmış bir ön kaputtan bahsediyoruz. Ayrıca dik olarak girip bu ızgara platformuna da entegrasyon sağlıyor. Yaklaşık 40 milimetrelik dik inişle beraber kaputun ön tarafından. Tampon buradan düz devam ediyordu. Böyle bir bant şeklinde otomobilin genişliğini vurguluyordu bir önceki Tiguan'da. Burada dördüncü bir krom çerçeveyle aşağıya doğru indiğini görüyoruz. Farlarla beraber otomobilin genişliğini fevkalade vurgulayacak şekilde bir imaj veriyor. Ayrıca farlardan bahsetmek istiyorum.
Tiguan'da ilk kez görüyorum ben bu farları, daha önce hatırlamıyorum. IQ dediğimiz, yanda zaten Volkswagen mühendisleri IQ Light diye yazmışlar. Matrix far sistemi söz konusu. Çok kısa anlatayım, 24 tane LED'den oluşuyor ve akıllı, arkasında akıllı bir elektronik ünite var. Gece farları yaktığınız zaman çevreyi algılayarak gerekli yere, size çok faydalı olacak öncelikli olan yerleri aydınlatarak daha kolay, daha güvenli bir sürüş sağlıyor. Sizlerle test için kullanmakta olduğumuz otomobil R-Line, yani performans paketi Tiguan'ın. Onun için baktığımızda gerçekten de şu gruba bakın, özellikle sağda ve solda var. Ayrıca birbirine de aradan bağlı. Bu da ikinci kez otomobilin alt taraftan genişliğini vurguluyor ama şu kromla çerçevelenmiş noktalar aynı performans arabalarındaki büyük hava girişlerini andırıyor. Ayrıca tekerlek türbülansını dağıtacak şekilde yukarıdan aşağı doğru, ama bunlar estetik, yani fonksiyonel değil. Dikey hava girişlerini temsil edecek şekilde de tampon şekillendirilmiş. Tabii burada yine kromla çerçevelenmiş olan alt difüzörü de mutlaka bu görüntüye eklemek lazım. Yani kısa bir özet yapacak olursak, ön taraftan baktığımızda yeni Tiguan daha sportif ve daha prestijli görünüyor. Yeni Volkswagen Tiguan'la yola çıktık. Çok özel bir yere gidiyoruz. İkinci el otomobil ekspertiz noktasına gidiyoruz. Çok ciddi, servislerde bile olmayan güç test cihazları, süspansiyon test cihazları, geometri test cihazları gibi cihazlar var. Onları çok merak ediyorum. Hem gideceğiz, mümkünse de bu otomobili orada bu testlerden geçireceğiz. Programımızın son kısmını sizlerle beraber bu ekspertiz noktasında tamamlayacağız. Ancak daha çok yolumuz var. Giderken sizlerle beraber yeni Tiguan hakkında biraz daha konuşmak istiyorum. Otomobilin en çok gelişen noktalarından bir tanesi de bilgi eğlence sistemi. Akıllı cep telefonundaki fonksiyonları otomobilde kullanmak için artık bir kablo bağlantısına ihtiyacınız yok. Kablosuz olarak bağlanıp bu fonksiyonları kullanabiliyorsunuz. Tabii ki telefon, müzik, navigasyon gibi, otomobilin kendi navigasyonu da var ayrıca. Ama akıllı telefonunuzda alışık olduğunuz, bildiğiniz uygulamaları kablosuz olarak yeni sistemde kullanabiliyorsunuz. Bu önemli özelliklerden bir tanesi. Buna ek olarak yeni bilgi eğlence sisteminde sesli kontrollerin ve hareket ile kontrollerin geliştiğini mutlaka belirtmek lazım. Tabii otomobil son derece dijital ve bağlantılı, internet bağlantılı bir otomobil. Ayrıca bilgi eğlence sisteminde bir merkezi bağlantı kontrol ünitesi var. Bir SIM kartla entegre olarak çalışıyor. Volkswagen'in geliştirdiği V-Connect ve V-Connect Plus adı verilen hizmet sistemlerinden yararlanabiliyorsunuz. Bu da tabii önemli gelişmelerinden bir tanesi. Tabii bence otomobilin gelişiminde bu bilgi eğlence sisteminden daha önemlisi sürücüye destek olan elektronik güvenlik destek sistemleri. Burada da Volkswagen'in yine geliştirdiği Travel Assist diye bir yaklaşım var. Hemen bu elektronik, tamamen dijital direksiyon simidinin sol tarafındaki düğmelerden bunu kontrol edebiliyorsunuz. Şunu söyleyeyim, ayarlanabilir hız kontrol ünitesi veya uluslararası ismiyle Adaptive Cruise Control'ün üzerine geliştirilmiş bir sistemden bahsediyoruz. Otomobilin hareketi sırasında ivmelenmeyi, yani hızlanmayı, yavaşlamayı ve direksiyonu sürücünün istemi dışında güvenlik bazlı olarak kontrol edebiliyor. Gerçekten de otonom sürüşün bir alt kademesi diyebiliriz.
sensörlerin dışında dışarıdaki trafik işaretlerinden ve internetten bilgileri alarak da değerlendirme açıklığını çok daha geniş bir hale getirebiliyor. Bu da güvenlik açısından yeni Tiguan'ı çok farklı bir seviyeye getiriyor. Esasında sizlerle beraber yaklaşık 1,5 sene önce Touareg'i konuşurken aynı konuları orada da konuşmuştuk. Otonom sürüş açısından, otonom sürüş seviyesi açısından çok farklı bir noktaya geldiğini söylemiştik. Şimdi aynı şeyleri yeni Tiguan için de söylememiz mümkün. Biraz da otomobilin genel teknik bilgilerinden bahsetmek istiyorum. Kullanmakta olduğumuz otomobil 1500 santimetre küplük 4 silindirli turbo benzinli motora sahip, 150 beygir gücünde. Ayrıca 250 Newton metrelik de bir tork seviyesi var. Bunu 1500 ile 3500 devir arasında sürekli maksimum olarak veriyor. 7 ileri vitesli çift kavramalı vites kutusuna sahip, Volkswagen deyimiyle DSG vites kutusuna sahip. Önden çeker bir otomobil. Otomobilin ağırlığı 1541 kilogram. Bu değerlerle baktığımızda 200 km/saatin üzerinde bir maksimum süreti olduğunu görüyoruz. Ayrıca ben baktım, teknik verilerinden hızlanma değerine ulaşamadım ama birkaç kere ben kendim denedim. Tahminen söyleyeyim, çok da yanılmam esasında. 9 saniye civarında da 0'dan 100 km'ye bir hızlanma rakamı var. Buna karşılık tabii yakıt tüketiminden bahsetmek istiyorum. Ortalamada 5.7 litrelik 100 kilometrede benzin tüketimi olduğunu görüyoruz. Tabii inanın bana, bu seviyede 1541 kilogramlık 150 beygirlik 250 Newton metre torka sahip bir otomobil için gerçekten de çok ekonomik bir değer diyebiliriz. Bunun altında çok önemli bir sistem var. Silindir iptal yöntemi. Yani şunu söyleyeyim. Siz fazla, şu anda mesela ben otomobille tamamen kendi halimde seyrediyorum ve tork ihtiyacım 100 Nm'nin altında. Otomobil 250 Nm. Yani bu toplam torkunun yarısından daha az bir seviyede tork ihtiyacı duyduğunuzda, yani rahat otomobili kullandığınızda, otomobil 4 silindirli demiştik, 2 silindiri iptal ediyor. Sadece 2 silindirli hareket ediyorsunuz. Yani 1500 cm3'lük motor oluyor 750 cm3'lük motor. Yarı kapasiteyle hareket edebiliyorsunuz ve bunu sürücü anlamadan gerçekleştiriyor. 11 milisaniyede bu silindir değişimlerini, 4 silindir, 2 silindir değişimini yapabiliyor. Bu da gerçekten de yakıt tüketimine, otomobilin verimliliğine çok büyük bir katkıda bulunuyor. Uzmanlarla konuştuğumuzda Almanya'da, çünkü bu motoru biz daha önce sizlerle başka Volkswagen ürünlerinde de değerlendirdik. Almanya'da konuşmuştum. Uygun şartlarda kullanıldığında, yani performans kullanımı yapılmadığında %20'ye kadar da bir yakıt tasarrufu sağlıyor. Onun için de işte ortalamada 5.7 litrelik bir yakıt tüketimi söz konusu. Şimdi çok yaklaştık. İsterseniz yavaş yavaş gidelim. Yeni Volkswagen Tiguan'ı testlere tabi tutalım. İkinci el otomobil ekspertiz noktalarından bir tanesindeyiz. Yanımızda da çok değerli bir konuğumuz var. TÜVSÜT Genel Müdürü Sayın Emre Büyükkalfa ile beraberiz. Emre Bey, merhabalar. Merhaba. Gerçekten yani bir mühendis olarak bu noktaların seviyeleri, cihaz ekipman seviyeleri, geldikleri bu nokta bizi çok meraklandırıyor. Gerçekten de çok merak ediyoruz. Nasıl oldu da bu noktaya geldi otomobil ekspertiz noktaları? Çok teşekkür ederim. Merak etmekte de haklısınız. Otomobil ilişkimiz çok net. Hepimizin hayatındaki en büyük yatırımlardan bir tanesi. Dolayısıyla burada bir alım satım kararı verirken bizim gibi profesyonel bir kuruluşun
Burada sizin kararınızı yönlendirecek doğru bir mühendislik raporu sunması gerçekten çok önemli. Doğru. Gördüğüm kadarıyla Türkiye'de de bu konuda önemli gelişmeler var. Biz tabii TÜZİT olarak yaklaşık 150 yılı aşkın tecrübemizle arabalar ilişkimizi dünden bugüne taşımaya devam ediyoruz. Yaptığımız iş çok ciddi. Adı ekspertiz. Ben bu kelimeyi kullanırken gerçekten her defasında o mühendis sorumluluğunu içimde taşıyorum. Çünkü gerçekten önemli bir yatırıma dokunuyoruz. Bugün Türkiye'de yaklaşık bir yılı aşkın süredir önemli bir mevzuat hayatta ve Türk Standartları Enstitüsü denetimi altında ekspertiz dükkanları, işletmeleri hayatımıza girdiler. Sokakta, trafikte siz de sanıyorum her gün bunları görüyorsunuz. Belirlenen minimum standartlar var. Ancak şunu da altını çizmek istiyorum. Bu standartlar adı üzerinde minimum standartlar. D-Expert TÜZİT, D-Expert istasyonlarında bu standartların çok daha yüksek mertebede sektörlerindeki en değerli, en yüksek teknolojiyle donatılmış olduğunu göreceksiniz. Çünkü biz verdiğimiz raporun arkasındayız. Hatırlarsınız ve her gün görüyorsunuz ki ikinci el araç satış platformlarında, dijital alanlarda sürekli bir ekspertiz raporunda atıf var. Ben bunu çok mutlulukla karşılıyorum. Tabii çok çünkü önemli. Çünkü. Çok önemli. 3 sene önce hayatımızda böyle bir şey yoktu. O ekranda gördüğü görüntü ne kadar değerli düşünebiliyor musunuz? Ve orada güveni yaratabilmek. Görmediği, dokunmadığı bir aracı ekrandaki görüntüyle teşhis edip evet bu benim almam gereken araba diyebilmek. Bu sorumluluk bizim için çok önemli. Ve dediğim gibi 150 yılı aşkın süredir bu sorumluluğu taşıyoruz. Yaptığımız tüm işlerde olduğu gibi bu ekspertiz istasyonlarında da en kaliteli, en önemli, en teknolojik cihazları kullanıp daha da önemlisi insan faktörü. Henry Forshaw'ın çok sevdiğim bir sözü var, her yerde söylerim. Kalite basittir ama karmaşık olan insandır. Doğru. Ekspertiz kararını, raporunu hazırlayan çalışanlarımız. Onların da tecrübelerini birbirine aktarmaları, eğitimlerini yüksek seviyede gerçekleştirmeleri. Şanlıurfa'da gördüğümüz, öğrendiğimiz bir konuyu hemen İstanbul'daki istasyonumuzda davranışa dönüştürmemiz, bu bizim güçlü kaslarımız. Ve bence Türkiye'deki tüm tüketiciler en pahalı arabasından en mütevazi arabasına kadar bu kaliteyi hak ediyorlar ve bence bunu da pazardan talep etmeliler. Gerçekten de etkileyici. Özellikle ben cihaz ekipman konusuna tabii çok merak ettiğim konulardan birisi cihaz ekipman konusu. Çünkü bakıyorum otomobil servislerinde bile göremeyeceğimiz seviyede bir seviye görüyoruz ekspertiz noktalarında. İsterseniz şimdi sizde çok güzel bir hat var. Süspansiyon test ediyor, geometri test ediyor, arkasından güç test ediyor. Buna ekleyeceğimiz birkaç tane dinamik fonksiyonu da test ediyor. Biz de yeni Volkswagen Tiguan'la beraberiz. Onu bu hattan geçirelim, bir değerlerine bakalım diyoruz. Harika. Gerçi yeni bir otomobil. Kilometreli bir otomobil için bu test daha anlamlı ama eğer uygun geliyorsanız bir bakalım otomobil. Biz her arabaya eşit davrandığımız için o yüzden keyifle test Peki. edelim birlikte. Yeni Volkswagen Tiguan'la bütün bu aşamaları, test aşamalarını gerçekleştirdik ekspertiz noktamızda. Bunlar nelerdi? Önce süspansiyon testini yaptık. Daha sonra yanal kayma testini yaptık. Yanal kayma testi otomobilin geometrisiyle ilgili. Fren testi de aynı şekilde kusursuz çıktı. Ben en çok güç testini merak ediyordum. Güç testi sonunda çok ilginç bir şey oldu. Yine otomobil 150 beygir gücü verdi bu şartlarda. Çünkü görmüş olduğunuz vantilatörle aynı hangi süratte gidiyorsanız o şekilde otomobile ön taraftan hava akışı sağlanmakta. Dolayısıyla intercooler, turbo sistemi tamamen yoldaymış gibi algılıyor ve ona göre gücü veriyor. Güç 150 beygir çıktı ama tork değeri 250 Nm olmasına rağmen 4 Nm'de de fazla çıktı. Şunu söylemeye çalışıyorum. Biz bugün hem ben çok merak ediyordum hem sizlere bu teknolojiyi göstermek için bu testleri gerçekleştirdik. Ama 100 bin kilometrede, 200 bin kilometrede yani kilometresi yüksek ikinci el bir otomobil için fevkalade önemli. Yani insanların kanaatine, bilgi seviyesine bakmadan dijital olarak otomobilin bütün fonksiyonlarını rakamsal olarak ortaya döküp İkinci el otomobilin seviyesi hakkında çok net bilgi veriyor. Bu da tabii ikinci el otomobil konusunda çok önemli bir konsept olan güven konusunu çok destekliyor. Yani çok daha güvenli hale geliyor. Bununla beraber programımızın da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hepinize bu ekspertiz noktasından çok selam ve sevgilerimizi sunarken programımıza son veriyoruz.